أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا ما كان محمد أبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي وملائكة
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi siz kıymetli, değerli izleyenlerimizin üzerine olsun. Kıymetli izleyenler, bugün Ramazan'ın 19. gününü idrak ediyoruz inşallah. Değerli ve kıymetli bir konuğumuz var. Kayapınar ilçe vaizi Sayın Bahattin Genç Hocam ile birlikte bizler Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar üzerindeki etkisini konuşacağız. Allah izin verirse. Tabii bununla birlikte kıymetli sanatçı kardeşimiz bizlerle olacak. Derviş Matsor. Kendi sesini çok seviyorum. O da bizim misafirimiz olacak. Bize eşlik edecek inşallah. Tabii bunu da bir hatırlatalım. Şimdi başlamadan önce bizim küçük bir kısamız vardı. Biraz aceleye geldi. Hocamızı biraz erken göndereceğimizden dolayı vaktimiz çok alsın diye kısamızı bir sonraki güne kaldırdık inşallah. Diyelim ve hemen biz hocamla birlikte başlayalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş gördük. Allah hayırlara, güzelliklere vesile kılsın programımızı inşallah. Eyvallah. Güzel başı rahmet, ortası mağfiret, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan böyle güzel bir ayda, böyle güzel konuklarla bizi evlerine misafir ettikleri için de aynı zamanda konuklara da teşekkür ederiz bu vesileyle. Eyvallah. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Teşekkür ediyorum hocam. Allah sizden razı olsun inşallah. Şimdi hocam hemen ben şöyle bir soruyla ben başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların hayatı üzerindeki etkisini evet. Konuşacağız. O soruya geçmeden önce bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra o soruyu hemen size yönlendireyim inşallah. Aynen. Kıymetli izleyenler, önce bir ilahi dinleyelim. Derviş Kadresi kardeşimizden ilahiden sonra hemen soru sormaya başlayalım hocamıza.
Muhammed gülameyi, çiçek usümbülameyi, runahı yarujameyi. Ya Muhammed duyi çare, runahı yarujameyi. Ya Muhammed duyi çare, ya Muhammed duyi çare, can Muhammed duyi çare. Ya Muhammed sensin çare, can Muhammed sensin çare. Ne can ne din ne civare, sebebem bun perçevpare. Ya Muhammed duyi çare, sebebem bun perçevpare. Ya Muhammed duyi çare, ya Muhammed duyi çare, can Muhammed duyi çare. Ya Muhammed sensin çare, can Muhammed sensin çare. Derin dur devde geçe, tutu nebi vekbehşe. Ya Muhammed duyi çare, tutu nebi vekbehşe. Ya Muhammed duyi çare, ya Muhammed duyi çare, can Muhammed duyi çare. Ya Muhammed sensin çare, can Muhammed sensin çare. Ya Muhammed duyi çare, can Muhammed duyi çare. Ya Muhammed sensin çare, can Muhammed sensin çare. El Beşir en Nebi, es Sirac'ın Evet kıymetli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Konuğumuz Kayapınar ilçe vaizi Sayın Bahattin Genç Hocam ile dedik. Kur'an-ı Kerim'i konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar üzerindeki etkisini konuşacağız dedik ve hemen ben bir soruyu sorayım hocama. En önemli soru, evet. Hayatımızda yer etmesi gereken, bilgi olarak, ilim olarak bizde olması gereken bir cevap olması lazım diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesi nedir hocam? O şekilde bir başlangıç yapsak. Buyurun. Malum başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan böyle bir mübarek aydayız. Bu ayı mübarek kılan aynı zamanda Kur'an ayı olması hasebiyle bir de Kur'an'ı anlatmamız önem arz eder bu. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede esnafet bile şehru ramadanellezi unzile fihil Kur'an hudellinnas ve beyinati minel huda vel furkan. Kur'an'ın böyle bir ayda nazil olduğunu, insanlara yol gösterici, doğru ile yanlışı ayırt eden, hak ile batılı ayıran bir Kur'an'ın nazil olduğu ay olduğu Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurur. İşte böyle bir ayda bizler gerçek manada Kur'an'ın gayesi, diriliş gayesi, hayatımızdaki makesi nedir? Biz Kur'an neresindeyiz? Kur'an hayatımıza
nerede makes buluyor diye ciddi şekilde düşünüp tefekkür edilmesi gereken konulardan biri şüphesiz Kur'an. Yüce Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede Estağfirullah şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, hamdolsun ki iman etmişiz. Demek ki Kur'an bize hitap ediyor. Can kulağıyla dinlemek lazım Kur'an ve hadis diye söylendiği vakit. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi hayata çağıran bir şeye davet ettiği vakit ona icabet edin diyor Allah Azze ve Celle. Yani buradan anlıyoruz ki Allah ve Resulü hayata çağıran şey ise şüphesiz bu Kur'an'dır, vahiydir. Hayatın ta kendisidir Kur'an. Onun için Kur'an dışında başka bir hayatı aramak abestir. Ki elini kapatıp açtığın vakit nasıl boş bir şey elde ediyorsan, havayla karşılaştığın vakit, Kur'ansız bir hayat, istediğin kadar uğraş, istediğin kadar didin, Kur'ansız bir hayat, ayet-i kerimenin ifadesiyle وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim İslamiyet'ten başka bir din seçerse o ondan kabul edilmez ve o ahirete hüsrana erenlerden olur. Bu vesileyle Kur'an'ın asıl gayesini bilmek lazım. Kur'an'ı anlamayan, Kur'an'ı bilmeyen hayata anlam veremez. Kur'an'ı temel gayemiz kılma hususunda gerçek manada mümin yani gayret üstü bir çaba göstermesi lazım. Şu zamanda daha önceki kavimlere bakıyoruz. Niye helak oldular? Niçin günümüze kadar gelmedi? Veyahut sadece harabeleri geldi. Sadece cesetleri geldi bize. Kabirlerinde belki kuntu turap oluverdiler. Şunu görüyoruz değerli hocam. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Allah Azze ve Celle buyurur. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Peki Allah unutanlar ne yaptılar? Hava heveslerin peşine düştüler. Dünyanın şaşalı hayatının peşine düştüler. Nefsine, şeytana uydular. Allah'ın kitaplarını, ayetlerini bir kenara bıraktılar. Peygamberi değil de kendine başka bir yol seçtiler. Onun için Allahu Teala فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Onlara kendilerini unutturduk diyor Allahu Teala. Demek ki cehennemden daha çetin bir azap varmış. Çünkü Allah'ı unutmadan sonra Allah azap olarak sizi yakacağım demiyor. Size sizi unutturduklarım gibi siz de sizi unuttururum diyor. Yani Allah'tan bize gelecek en büyük azap Allah'ın kendini bize unutturması, bizi bize unutturması. Kendini unutan bir insan ne yapar? Bugün cinnet olaylarında haberlerden geçilmez oluyor. Adam cinnet geçiriyor. Yani kendini unutuyor, hayatı unutuyor, ne olduğunu unutuyor, amacını, gayesini unutuyor. Ne yapıyor? Kıyma başlıyor. Evladından, annesinden, babasından, çevreden o kadar hayat yaşıyor ki o hayatın içinde adeta kendini kaybediveriyor. Allah muhafaza buyursun. Onun için belki insan duasının başına şunu söylemesi lazım. Allah'ım bana beni unuturma. Çünkü Allah insanı kendini unuturursa her şey açık, her türlü tehlikeye açık demektir. Bu da ne demektir? Yani Kur'ansız bir gün, Kur'ansız bir saat, Kur'ansız bir dakika geçirilmemesi demektir. Hak ile meşgul olmazsan batıl seni istila eder. Onun için hakla meşgul olmanın yegane temeli Kur'an'la iştigal etmektir. Kur'an'la hasbihal edilmektir. Ki Allah Resulü yine aleyhissalatü vesselam Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun buyuruyor. Onun için gaye temel Kur'an'ın çerçevesinde hayatını çizmek, Kur'an'ın gündemine oturtmak ve bu gündem çerçevesinde hayatını idame ettirmek lazım. Ben iyi bir model baba olmak istiyorum diyen bir insana Kur'an güzel bir örnektir. Lokman suresini okuyan bir insan eğer Lokman suresi okuduktan sonra veyahut önceki halinde bir değişiklik yoksa o Kur'an'ı okumamış kabul ederiz. Ben iyi bir evlat olmak istiyorum diyen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ve oğlu İsmail Aleyhisselam arasındaki Kasas suresini, Hac suresini okumayan bir insan Kur'an okumamış demektir. Ben iyi bir esnaf, iyi bir tüccar olacağım, kimi model alayım diye Kur'an okumayan bir insan, ticari ahlakı, prensibi bilmeyen bir insan Kur'an okumamış demektir.
Gideriz, mukabeleler okuruz, güzel sedalar, müezzinlerimiz var. Elhamdülillah, öğle, ikindileri, akşam hep böyle Kur'an dinleriz. Kur'an dinletiyle elhamdülillah uyur kalkarız şu Ramazan ayında. Ama Kur'an'ı dinlerken müezzin efendi o güzel sesiyle bizi ağlatır da dışarı çıkarken o Kur'an'ın etkisi ticaretimize yansımıyorsa, uslubumuza yansımıyorsa, gözümüze, kulağımıza, dilimize yansımıyorsa bu Kur'an'a hakkıyla biz anlamamışız demektir. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam samimiyeti ifade ederken belki gayet şimdi daha iyi anlaşılacak. Ed-dinun nasihah diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Buhari ve Müslim'de geçen sahih hadislerden biri. Ed-dinun nasihah. Muhaddislerimiz nasihatı samimiyet olarak ifade ederler. Din samimiyettir der. Kîle limen ya Resulallah. Kime karşı samimi olmak ya Resulallah? Yani din samimiyetse neye karşı samimi olmamız lazım? Lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li eimmeti muslimin ve ammetihim. Allah'a karşı samimi olmak. Kitaba karşı samimi olmak. Kur'an'a, peygambere, ondan sonra Müslüman önderlere ve bütün Müslümanlara, insanlara karşı samimiyettir. Onun için Kur'an'ın gayesini anlamak için evvela Kur'an samimiyetini sorgulamamız lazım. Biz ne kadar samimiyiz? Yani Allah-u Teala şifaun lisudur diyor. Kur'an kalpler için bir şifadır. Kur'an'ın makes bulduğu yer gönüllerdir. Bugün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine ifadesiyle öyle bir zaman gelecek ki Kur'an diyor boğazdan aşağı inmeyecek. Şimdi bazen düşünüyorum hani Kur'an-ı Kerim haşa bir lokma mıdır boğazdan aşağı inmesin? Hayır. Kur'an-ı Kerim öyle bir şeydir ki gönülden çıkmayınca gönle makes bulmuyor. Yani sadece kulaklarımızdan belki güzel sedalı insanların ağzından, Femi Muhsinlerin ağzından çıkacak, kulaklarımızda bitecek. Ama yeri makes bulacak yer gönüllerdir. Bu vesileyle Kur'an'a karşı samimiyetimiz nedir testini iyi bir test etmemiz lazım. Bu vesileyle gaye, amaç belirlemiş olacaktır. Ya şey sorsam hocam, yani şimdi bu bahsettiğiniz konuyla ilgili biraz da iman ile ilintili oluyor sanki değil mi hocam? Yani zaten ona karşı bir samimiyetsizliğin, samimiyetsizliğin ortaya çıkması imanın da derecesini bir nebze ortaya koyuyor. Muhakkak, muhakkak. Hani güzel bir söz var. Diyor, az tanıyan az sever. Çok tanıyan çok sever. Bu ne demek? Bu külli bir kaidedir. Yani siz hanımınızı az severseniz, az tanırsanız az seversiniz. Çünkü bakın boşanmanın ilki hemen 1-2 yılda gerçekleşiyor. Çünkü zaman ayıramıyor insanlar birbirlerine. Ve boşanmaların çoğundan oluyor. Yani tanıyamıyor. Hanım ne sever, ne yer, ne içer, efendim neyden hoşnut olur? İnsan sevdiklerine zaman ayıramayınca tanıma imkanı da olmuyor. Ben anne babama tanımama hususunda eğer vakit ayıramıyorsam onları da sevgim o seviyededir. Bu Allah için de öyle bir şey. Bugün yoksulluk diyoruz ya, hadi sağda solda yoksulların minnelerini duyuyoruz ama bir de ilmin zekatı var değerli hocam. Evet hocam. Ha, ilmin zekatı nedir? Karşıdaki insan mühtaçtır bu bilgiye. Ona o bilgi verilir değil mi? Biz bugün Kur'an fakiriyiz. Biz bugün Kur'an yoksuluyuz. Çünkü gerçek manada evlerimizde Kur'an yoksa, gönüllerimizde Kur'an yoksa, sokaklarımızda, caddelerimizde Kur'an yoksa, efendim televizyonlarımızda, gazetelerimizde, dünya gündeminde, Türkiye gündeminde Kur'an yoksa biz Kur'an yoksuluyuz, Kur'an fakiriyiz. Çünkü Kur'an hayatımıza makes bulmuyor demektir. Yani bir alışverişe bile giderken acaba bu adam beni kandırır mı? Bir domates alacağız manavdan, eve götürürken bin bir fırça yeriz evden. Niçin? Ya niye sağlam almadın? Ama ben karşıdaki manavcıya güvenerek aldım bunu. İşte onundan dolayı torbaya da ben bırakmadım. Ama geliyoruz içiyle dışı bir olmuyor maalesef. Bu ne demektir? Kur'an ahlakından yoksun bir şekilde maalesef ticaretimize de bu yansıyor, ahlakımıza yansıyor, insanlık ilişkilerimize, sosyal ilişkilerimize yansıyor. Bundan dolayı iman zafiyetine sebebiyet veriyor değerli hocam. Evet hocam, yani şunu açıkça söyleyebiliriz. Demek ki hayatımızda Kur'an olmadığından dolayı bir garabet içerisindeyiz. Hem insan olarak, hem insanlık olarak, hem de dünya olarak büyük bir garabet içerisindeyiz. Yani İslam toplumunda
oluşan bu olayların en büyük nedeni muhtemelen Kur'an'ın olmamasıdır. Peki hocam, şimdi müminlerin hayatında Kur'an'ın yeri ne olmalıdır? Evet. Ne kadar yer tutmalıdır? Ne şekilde amel edilmelidir? Evet. Şimdi Yüce Rabbimiz اَفَلَا يَتَدَبَّلُونَ الْقُرْآنِ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Siz hiç Kur'an'ı tedebbür etmez misiniz? Demek ki bir sıkıntımız var Kur'an'la. Hakkıyla kafa yormuyoruz demek ki, akletmiyoruz. اَفَلَا يَعْقِلُونَ اَفَلَا تُبْسِرُونَ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ gibi birçok ayet-i kerimede hemen hem her sayfada karşılaşıyoruz. Bu ne demektir? Allah-u Teala اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Hala da Kur'an'ı akletmez misiniz? Kafa yormaz mısınız? Düşünmez misiniz? Yani Kur'an'ı siz alın kevni ayetlerinden Kur'an'ı ayetlere kadar her yönüyle sizi Allah'a hatırlatan her şey birer ayettir değerli hocam. Yani sadece Kur'an ayetleri Kur'an'ı iki kapağın arasına sığdırmamak lazım. Ayet delil demektir. Seni sana hatırlatacak, sana benliğini, özünü hatırlatacak her şey birer ayettir. Sivrisineğe bile dahi o gözle bakabiliyorsan o bir ayettir. Sana gafletini kaldırabiliyorsa, sana kendine gel diye biliyorsa, gökyüzündeki yıldızlar, uçan kelebekler, yerde biten otlar, yani insanın kendisi saçı uzayıp da kaşı uzamayan insan düşünmez misiniz? Yani onda bile bir insican, bir intizam, bir düzen var. Yani bir tırnaklarımızı haftada bir kesiyoruz, dişlerimiz aynı kıkırdaksı bir yapıda, onu kesemiyoruz. Yani bunda bile dahi men arife nefsu fakat arife rabbeh der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini tanıyan, kendini hakkıyla bilen Allah'ı da bilmiş olur, Allah'ı da tanımış olur. Ama insan evvela kendini iyi tanıması lazım. Bu vesileyle Kur'an bizim hayatımızda nerede yer ediniyor diye güzel bir şekilde Allah Resulü sahabeleriyle sohbet ediyorlar. Bir ara şöyle bir soru yöneltiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bundan ders çıkaracağımız bir mesele. Siz Allah katındaki değerinizi bilmek istiyor musunuz? Belki sır da burada evet. Kaynaklanıyor. Allah katındaki değerinizi bilmek istiyor musunuz? Elbette bana sorarlarsa ya şu orucu tutuyorum. Acaba Allah katındaki mertebem nedir diye muhakkak düşünmem lazım yani. İyi miyim, kötü müyüm, şaki miyim, hadi miyim diye. O zaman bakın diyor hani imanometre demiş işte barometredir efendim depremi ölçen sismografyadır her şeyin bir alat edevatı var ama insanın imanın ölçen bir alat edevat henüz icat edilmedi ama Allah Resulü çok güzel bir metot bize gösteriyor. Yani Allah katındaki değerinizi bilmek istiyor musunuz sorusuna yine Allah Resulü Allah ve Resulü daha iyi bilir sorusuna Allah Resulüne bırakıyorlar. Allah Resulü şöyle cevap veriyor. Öyleyse bakın Allah'ın sizin yanınızdaki değeri nedir? Evet. İnsanın Allah katındaki değerini bilmek istiyorsa Allah'ın günlük hayatında yeri nedir? Yani günlük hayatında Allah benim neremde duruyor? Yani benim planlarım ilkinde mi duruyor yoksa ikinci, üçüncü planda mı duruyor? Bir saç modelimde olsun, giyim kuşamında olsun, hatta hanımın çorap giyinmesinde olsun, uslupta olsun, komşuluk münasebetlerinde olsun, Kur'an belirlemiyorsa bunu Kur'an gündemimizde değildir demek. O da bizim için büyük bir eksikliktir. Hocam müsaadeniz varsa biz bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Çünkü gerçekten önemli bir konu. Eksikliğimizin, Kur'an'ın eksikliğinin çok çok fazla hissedildiği bir konu. İnşallah devam edeceğiz. Evet kıymetli izleyenler, bir ilahi dinliyoruz Derviş kardeşimizden. İlahiden sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. İçimde bir yâre durmadan kanıyor. Gözüm bin bir tane hayale dalıyor. Nur yağan Ravzan'a berada gel
geldim Nur yağan Ravzana Berata geldim Sen Habibsin Hakk'a Göreyim bir defa Dünyanın içinde Kim sürdü ki sefa Kainata rahmet Muhammed Mustafa Nur yağan Ravzana Berata geldim Nur yağan Ravzana Berata Serveri Kül oldu bedenim Aşkına düşeli Kendi canımdan çok Sevdim ben seni Nur yağan Ravzana Berata geldim Nur yağan Ravzana Berata geldim Sen Habibsin Hakk'a Göreyim bir defa Dünyanın içinde Kim sürdü ki sefa Kainata rahmet Muhammed Mustafa Nur yağan Ravzana Berata geldim Nur yağan Ravzana Berata geldim Çağlar kullar Resul desem ağlar Sevdan tane tane Yüreklere damlar Senin için feda Kılındı bu canlar Nur yağan Ravzana Berata geldim Nur yağan Ravzana Berata geldim Sen Habibsin Hakk'a Göreyim bir defa Dünyanın içinde Kim sürdü ki sefa Kainata rahmet Muhammed Mustafa Nur yağan Ravzana Berata geldim 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 Evet kıymetli izleyenler iftar sevinci tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bahattin hocamla birlikte Kayapınar vaizi Seydam Bahattin Hoca ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Hayatımızda nasıl yer etmesi lazım, ne şekilde yer etmesi lazım, nasıl amel etmemiz lazım Kur'an-ı Kerim'de. Hayatımızı etkiliyor mu, etkilemiyor mu onu konuşuyoruz hocamla birlikte ve ilk bölümde kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim Müslümanların hayatında ne şekilde yer etmesi lazım hocam. Onu devam ediyorduk. İkinci, üçüncü bir sorum var. Önemli bir soru. Onu da soracağım inşallah. Buyurun. Hocam şu hep dinlediğimiz belki çoğularımızın kulağına aşina olduğu bir ayet-i kerime var. Müezzin efendiler hep tesbihatları da dile getirdiler. Estağfirullah. Ve izâ kuriyel Kur'an fesmi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn. Hutbelerde de okuduğumuz ayet-i kerimede. Ve izâ kuriyel Kur'an fesmi'û lehu. Kur'an okunduğu vakit susun dinleyin diyor. Leallekum turhamûn ki size rahmet oluna. Rahmet
burada dursun. Bir de şu Ramazan ayı diyoruz, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan böyle bir ay diyoruz. İşte şu ay niçin rahmettir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de isteyen merhamet olunsun. Yani dinleyerek, yani sadece kulak vermekle Kur'an dinlenilmiyor değerli hocam. Kur'an'ı ta günlerde mahkes bulması lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yazıklar olsun o kimseye ki diyor, Ramazan ayına kavuşmuş, sonunu görmüş ve kendini Allah'a affettirememiş. Böyle insana yazıklar olsun. Başka hadislerde burnu yerde sürtünsün taifesi gruplardan birisi de işte Ramazan üzerine geçmiş, işte öncesi günahkar Ali, yine oruçtan sonra da günahkar Ali. Onun için en çok yaptığımız ibadetlerden birisi oruç, on ikincisi Kur'an-ı Kerim. Yani tilavet, Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı yorumlama, Kur'an'ı tefekkür etme, bu vesileyle merhamete vesile celbedecek büyük nimetlerdir. Okunuşu ibadet, tefsiri ibadet, yorumu ibadet, yani her yönüyle Kur'an-ı Kerim bir sekinet, bir mağfirete vesile olacak bir durum. Onun için mesela Allah-u Teala şöyle buyurur. Ma enzelna aleykel kitabe li teşka ya Muhammed. Biz sana meşakkat, zorluk olsun diye, belin kamburlaşsın diye, yük olsun diye sana Kur'an-ı Kerim indirmedik. Ya Kur'an ne? Kur'an şifaun lüsudur. Yani kalplere, gönüllere şifa verecek bir ilaç, bir deva. Bakara suresinin ilk ayetlerine yine bakıyoruz. Şunu görüyoruz. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Kendisinden şüphe olmayan bu kitap. Hüden lil muttakin. Muttakiler için bir hidayet kaynağı. Yani şu kaynağımızı kurutmamamız lazım. Ne zaman bu Kur'an'dan uzaklaştık, o zaman her türlü bela, musibete açız demektir. Kitaballahi vera zuhurihim keennehum la ya'lemun. Yine daha önceki kavimlerden bahsederken Allahu Teala çok çarpıcı bir ayet-i kerime yine. Onlar Allah'ın kitaplarını omuzlarının arkasına attılar, bilmiyormuş gibi. Biliyorlar. Hakikati biliyorlar, tesettürü biliyorlar, orucu biliyorlar, faizi biliyorlar, hakkı hukuku biliyorlar ama görmemezlikten geliyorlar. Elin tersiyle itiyorlar. Ne oluyor bu? Bu Allah'ın azabına celp oluyor. Ne zaman Kur'an el üzerine tutuldu, bakıyoruz İslam ülkelerine. Hani ülkelerde bir çocuk gibi doğarlar, büyürler, gelişirler ve ölürler. Evet. Müslümanların şaşalı hayatına, yani zirvelerine bakıyoruz. Kur'an'ı ne zaman el üzerine tutmuşlar, Allah-u Teala işte onlara yardımcı olmuş, onları tutup kaldırmış. Ama ne zaman Kur'an'ı derdest etmişler, başka mecralara bırakmışlar, o zaman Kur'an-ı Kerim'de insanlar yüz çevirip Allah'ın gelen rahmeti, gelen bereketinin kalkmasını vesile oluyor değerli dostum. Evet, yani bunun için bir rahmet, bir bereket müminin hayatında ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız var. Lütfen şu Kur'an'ı bir aksesuar olarak görmeyelim. Yani Allah-u Teala kalplere şifadır derken biz elbette yine dişe de şifadır, göze de şifadır, kulağa da şifadır, ağrıyan yaralarımıza da şifadır. Ama günlük hayatımızda Kur'an-ı Kerim ticaretimize, giyim kuşamımıza, uslubumuza, insani ilişkilerimize her yönüyle şifa olan bir kitabı sadece bir yönüyle yetinmeyelim. Evet hocam. Asıl bu şekilde Kur'an'a karşı vazifemizi yerine getirmiş oluruz. En güzel şekilde yerine getirmiş oluruz. İnşallah da getiririz. Çünkü hayatımızda gerçekten büyük bir eksiklik. Evet. Peki şimdi bizim hayatımızda var. Yani biz bunu Rabbimize karşı biz itiraf ediyoruz. Biz Kur'an'ı yeterince yaşamıyoruz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve sahabelerin hayatına baksak Kur'an ne kadar yer etti? Onun ölçüsü var mıdır hocam? Çok çok güzel bir yere değindiniz. Hasan-ı Basri rahimallah tabiin olarak da belki zikredilir. Tabiinlerden. Şöyle der kendi devrindeki insanlara, eğer siz sahabeyi görseydiniz bunlar delidir derdiniz. O kadar Kur'an'a aşılar ki, o kadar Muhammed sevdası onlara nakşetmiş ki gönüllerine. Ancak bu kadar mı olur? Yani bu sevgi, hani anam baba sana feda olsun ya Resulallah. Andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle beraber dalarız diyen bir sahabe. Radiyallahu anhum ve radu an, Allahu Teala onları bize tanıtırken sahabeyi, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olan bir topluluktan bahsederiz. Elbette onu anlamadan Kur'an'ı da hakkıyla anlayamayız. Peygamberi anlamadan hakkıyla biz kendimizi de anlayamayız ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam
Kur'an'la o kadar haşir neşir ki Allah Resulü. Bazen Hazreti Ayşe annemiz anlatır, acaba Resulullah bu namazı ne zaman biter diye. O kadar secdeleri uzun sürer ki, acaba Allah Resulü ruhunu Rahman'a mı teslim etti diye bazen ün yargılara kapılırdık. Bazen düşüncelere kapılırdık. Bazen Allah Resulü eliyle acaba hayatım nefes alıyor diye Hazreti Ayşe'nin namazda bile Allah Resulü'ne müdahale ettiği hadislerde görülüyor. Bu kadar Kur'an'la haşir neşir olan bir peygamber, hayatına bakıyoruz, Kur'ansız bir gün bile dahi düşünülemiyor. O kadar aşina ki Allah Resulü'ne Kur'an nazil olmuşken dahi Musab radıyallahu anh ondan Kur'an dinlemek istiyor. Ya Allah Resulü'ne soruyor Musab, ya Resulallah Kur'an sana inmişken sana Kur'an mı okuyayım, başkasından da severim diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hele özellikle şu Ramazan ayında Cebrail aleyhisselamdan Kur'an'ı dinliyor ve o okuyup Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı dinliyor değerli dostlar. Bu vesileyle Kur'an haşir neşir olmak çok önem arz ediyor. Onun sahabesine bakıyoruz, Allah Resulü vefat ediyor. Belki annemden sonra annem dediği Ümmü Eymen var, Allah Resulü'nün dadısı. Hüngür hüngür ağladığına şahit oluyor sahabe, yanına yanaşıyorlar. Ey annemiz, niçin bu kadar ağlıyorsun dedi vakit, acaba Allah Resulü dünyaya irtihalinden dolayı mı ağlıyorsun dedikleri vakit, hayır hayır, zaten nasıl olursa bir gün Allah Resulü ruhunu rahmına teslim edecek ama ben vahiy kesildiği için ağlıyorum der. Vahiy kesildiği için ağlıyorum der. Onun için vahiyin kesilmesi ümmetin yetim kalması demektir. Yani Allah-u Teala düşünün, ifk hadisesi yaşanıyor, Kur'an hemen müdahale ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Abese suresinde mesela uyarılıyor. Hemen niçin o amaya yüz çevirdin diyor. Bir ümmetin bir sıkıntısı oluyor, hemen Kur'an müdahale ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in kalkması, Resulullah'ın aramızdan gitmesi, ki Resulullah ümmet için bir garantördü. Sen onlar içindeyken Allah onları azap edecek değildir. Onun ayrılışı ümmetin her türlü bela musibete maruz kalması demektir. Bakın bugün Kur'an niçin günlerimizde makes bulmuyor? Bir Hazreti Ömer örneğiyle belki daha iyi konu anlaşılacak. Malum Hazreti Ömer kıssasını hepimiz iyi biliriz. Dikkatinizi çekmek istiyorum bu noktada. Şimdi elinde yalın kılıcı, Allah Resulü'nü öldürmek için yola çıkmış ve ciddi manada niyet etmiş, kastetmiş, o amaçla yola çıkmış ve bir şekilde yoldan çevrilip senin kız kardeşin de Müslüman oldu diye evvela kız kardeşimin işte eniştemin işini halledeyim, sonra Allah Resulü'nü mübarek bedenini ortadan kaldırırım diye öyle cahdu gayret etmiş Hazreti Ömer. Gidiyor. Kapının arkasında bir seda duyuyor. Hepimizin duyduğu, her gün şu Ramazan'da duyduğumuz sedayı duyuyor. Kur'an sedasını duyuyor. Ve öylesine dünyası değişiyor ki, henüz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyen o Ömer, Kur'an onu değiştiriyor. Allah Resulü hiçbir şekilde müdahale etmemiş. Ve Kur'an'ı dinleyerek Müslüman olmuş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani şu kapının arkasında çalmadan bir lahuti ses duyuyor. Ya o kadar etkileniyor ki. Ve oracıkta kalbi değişmeye, katı kalpli olan Ömer, Hazreti Ömer adayı olmaya ve bana neydi kapı açıldıktan sonra onu getirin, hiç duymadım öyle bir şey. O kadar etkisinde kalıyor ki. Şimdi kıssadan hisse babında o Kur'an, bugün de o Kur'an. Orada sahabe diliyle belki okunmuştu ama bugün yine güzel sedalı hocalarımız tarafından okunuyor ama niçin Ömer'in kalbini değiştiren Kur'an bugün niçin gönüllerde makes bulmuyor? Niçin değişmiyor Kur'an-ı Kerim? Mesela Yüce Rabbimiz namazı anlatırken اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ namaz insanı kötülüklerden, fuhşiyattan men eder diyor. Namaz kılıyoruz çıkarken niçin namaz gözümüze müdahale etmiyor? Niçin ellerimize, ayaklarımıza, kulaklarımıza müdahale etmiyor diye Kur'an'a karşı samimiyetimizi sorgulamanın zamanı gelmedi mi? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ hala da Kur'an'ı tedebbür etmez misiniz? Sahabenin hayatında o kadar yer vardı ki bugün elimizin arasında bulunan iki kapaklı Kur'an yoktu. Yani işte kağıtlara yazayım da kılıflara bırakayım, en güzel yere asayım yok değerli hocam.
Yani öyle bir kitapla karşılaşamayız sahabenin hayatında. Sahabe hayatı o kadar enteresan ki, iki arkadaş ortak tarla ekip biçiyorlar. Birisini nöbet olarak Allah Resulü'nü bırakıyor ve diğeri işini bitirince o geliyor, diğer tarla işini kendisi görmeye başlıyor. Niçin sorusuna, ola ki Kur'an-ı Kerim'den bir haber, gelen vahiyden bir haber oluruz da işte o en büyük zararımız olur. Ve Allah Resulü'nün mübarek iki dudağı arasında çıkan her şey müminin hayatında, sahabenin hayatında apayrı bir yeri var. Onsuz düşünemiyorlar. Onun için Hasan Basri radıyallahu anh günümüzdeki insanı kastederken, yani kendi günündeki insanı, siz sahabeyi görseydiniz deli derdiniz. Peki sahabe, yani o günün insanları, tabi'in dönemini, Hasan-ı Basri'nin anlattığı o insanları görseydi, bunlar mümin değildir diyeceklerdir. Fesübhanallah. Yani hala da arada fazla zaman geçmemiş. Eğer sahabe görseydi, bunlar mümin değildir diyecekti. Peki ya bizi görseydi? Ya bizi görseydi? O zaman onun için Allah olur. Muhafaza buyursun. Yani tekrar başka çaremiz yok. Reçete Kur'an, başka reçete olamaz yani. Anladım. Evet. Ben özellikle o konu hakkında evet. Bir soru soracağım. Evet. Yani Kur'an'ın reçetesi ile ilgili dertlerimize deva olması konusunda. Fakat ondan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden davacı olduğu bir konu var. Evet. O konudan bahseder misiniz hocam? Şimdi Yüce Rabbimiz Estağfirullah bile. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Bu ayet insanların tüylerini diken diken eden bir ayet. Yapabiliyorsak ezberleyelim inşallah. Çünkü Kur'an'a karşı gerçekten bizi frenliyor ne yapacağımızı. وقال الرسول, Resul diyecek ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor bu konuyu. Ümmetinden davacı olacağını, adeta yakasına yapışacağını dile getiriyor. Kur'an-ı Kerim. Hazreti Muhammed düşünün mahşeri anında ümmetinden ya Rabbi ümmetini göstererek ya Rabbim şu ümmetimden davacıyım. Niçin? Allahu Teala anlatıyor bize. Ve kâle Resulü Resul diyecek ki Hazreti Muhammed diyecek ki ya Rabbi ey Rabbim inne kavmi şüphesiz benim kavmim hâzel Kur'âne mehcûrâ bu Kur'an'ı mehcur bıraktı ya Rabbim ümmetimden davacıyım diyecek. Allah muhafaza. Evet. Mehcur ne demek? Hani hicret diyoruz ya. Hecere kökünden gelmekte. Yani Kur'an başka bir yere hicret etti. Onlar başka bir yere hicret ettiler. Kur'an başka bir odada duruyor. Biz başka bir odada. Kur'an hayatımızın dışında duruyor. Biz moda hayatında. Yani Kur'an hayatımızdan çekip çıkarılmış diye ümmetinden davacı olacağı ehemmiyet önem arz eden bir durumla karşı karşıyayız değerli dostlar. Onun için acı gerçekler. Kur'an boynu bükük kalmaması lazım. Kur'an tozlu raflara teslim edilmemesi lazım. Şu Ramazan ayı elhamdülillah Kur'an ayı, rahmet ayı, bereket ayı. Allah-u Teala bir ayı Kur'an'a ayırıyor. Kur'an ayıdır diyor. Bir gün anlama değil, iki gün değil, bir hafta değil, bir ay boyunca Kur'an hep gündemde. Ama diyor ki şu 11 ayın sultanı Kur'an'ı 365 güne yayın. Yani Ramazan'dan sonra da Kur'an hayatınıza yer edinsin. Kur'an Ramazan'dan sonra gönlünüze makyaj bulsun, evlerinize, iş hayatınızda, insani münasebetlerinize, ilişkilerinizde Kur'an olsun. Yani mesela Allah-u Teala ayet-i kerimede fi kulubin icle bi kufrihim diyor. Küfür ta iliklerine kadar işlemiştir diyor. Ama bunun tam tersi Kur'an müminin ta kemiklerine kadar işlemeli. Kur'an'la oturup Kur'an'la kalkmalıyız. Mesela hanımla cedelleşeceğiz, bir tartışacağız, hemen Kur'an imdada yetişmeli. Ne olarak? وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Onlarla iyi geçinin diyor Allah Azze ve Celle. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Onlarla iyi geçinin diyor. Anne babaya nasıl münasebet? Allah-u Teala وَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفِّنْ Anne babanıza üf bile demeyin diyor. Ticaret hayatına Allah-u Teala وَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْءُ وَحَرَّمَ الْرِبَى diyor. Ticaret helal, faiz haramdır diyor. Onun için Kur'an'ın her ayetini, her suresini ilmek ilmek, yani sadece lafzı okumakla yetinmeyelim. Anlayalım. Düşünün, Almanya'da sevdiğiniz biri var, size bir mektup yollamış. İşte arsası var, efendim malı var, mülkü var, şehrin değişik yerlerinde ama Almanca yazılmış bu. Ne yaparız köydeysek? Şehre inmemiz lazım değil mi hocam? Evet. Orada bulamazsak efendim şehrin başka, yani ülkenin başka şehirlerine inmemiz lazım. Acaba ne yapılıyor, ne ediliyor diye. Ama bunu biz gerçek manada
biz söz konusu Allah'sa, Allah gönderiyorsa, Allahu Teala Kur'an'ı ise, kitabı ise bunu alıp iyi irdelemek lazım. Çünkü Allahu Teala andolsun ki şan ve şerefiniz Kur'an'dadır, hala da akıllanmaz mısınız? Evet. Başka söze hacet yok. Andolsun ki şan ve şerefiniz Kur'an'dadır, hala da akıllanmaz mısınız? Ey şan ve şerefi başka yerde, başka işte, başka mecralarda arayanlar, lütfen Kur'an'ın sesine kulak verelim. Bırakalım biz Kur'an'a yün vermeyelim. Kur'an bize yün versin. Evet. Yani Kur'an'ın hayatındaki yerini anlamak için evvela Kur'an'da müminin hayatındaki yeri nedir? Mümin neredir? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ Müminler öyle kimselerdir ki اِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا diyor Allah-u Teala. اِنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kur'an okunduğu vakit kalpleri titrer diyor Allah Azze ve Celle. وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Kendilerine ayetlerimiz okunduğu vakit زَادَتْهُمْ اِيمَانًا imanları artar diyor Allah Azze ve Celle. Başta hani imanla Kur'an nerededir diye evet. Ayrılmaz ikili. Allah-u Teala Kur'an'la imanınız ziyadeleşir, artar ama Kur'ansız bir hayat, imansız Allah muhafaza buyursun göçmeye ve saadet-i dâreyn denilen dünya ve ahiret saadetin husrana sebebiyet verir. Allah evet. Muhafaza buyursun. Allah muhafaza etsin. Gerçi size soracağım bir sorunun da cevabını bu şekilde almış oldum ama ben gene soracağım o soruyu. Şimdi dertlerimize deva. Hastalığımıza da deva, günahlarımıza da bir deva olması lazım diye düşünüyorum Kur'an-ı Kerim için. Bir reçetedir değil mi Kur'an-ı Kerim? Bu konuda ne söylersiniz hocam? Reçetenin ta kendisidir. Doktor en güzel, Allah Resulü'nün diğer bir vasfı da tabibül kulub olması. Kalp doktorudur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bugün kalbimiz ağrır, beynimiz ağrır, vücudumuzun herhangi bir yeri ağrır, doktora gideriz. Ve Ankara'da işte efendim en güzel yerde bir doktor bulduk. Doktor aldı reçeteyi yazdı. Bak evladım şu reçeteyi gideceksin eczanede alacaksın. Benim söylediğim tavsiyeye göre uygun bir şekilde kullanırsan inşallah derdine deva olur. Biz reçetemiz manen hastayız. Allah Resulüne sahabe gidiyor. Ya Resulallah kalbim katılaştı diyor. Keşke bugün de biz gidebilseydik. Ya Resulallah bize bir şeyler oluyor. Tanıyamadık kendimizi. Sahabe gidiyor. Ya Resulallah kalbim katılaştı diyor. Ne yapayım? Allah Resulü tavsiyesi git yetimin başını okşa. Kalbin yumuşadığını hissedersin. Yani biz bugün kalbimiz katılamışsa Allah-u Teala kalpleriniz titrer diyor Kur'an dinlediğiniz vakit. İmanınız artar. Değişmiyorsa evvela reçeteyi dikkat etmek lazım. Doktorda sıkıntı yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim kalp doktorumuz. Gittik ya Resulallah kalbimiz katılaştı. İşte şu zamanda ahir zamanda bir türlü bir araya gelemiyoruz. Birbirimize yamyam gözüyle bakıyoruz. Bir türlü işte paylaşamıyoruz hayatı diye sorduğumuz vakit Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı bize sunuyor. اِذَا تَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَب۪يهِ Size sımsıkı sarıldığınız müddetçe sapıtamayacağınız iki şey bıraktım diyor. Kur'an ve sünnet. Emanet bu. Allah Resulü dünyalık bırakmamış arkasında. Kur'an'ı emanet bırakmış değerli dostlar. Bu emanete sahip çıkalım. Bu emanete kılıflara saklı tutarak camilerin tozlu raflarına teslim ederek sahip çıkılmayacak bir emanet. Şöyle bir şey sorsam, özellikle bu son zamanlarda hocam Kur'an'ı ve sünneti birbirinden ayırmaya çalışanlar var. Evet. Kur'an bize yeter deyip sünneti bir tarafa bırakıp sünnetten uzaklaştırıp insanların arasından çıkarmaya çalışanlar var. Bu konuda ne söylersiniz? Gerçi evet. Bir iki kelimeyle değindiniz buna. Oradan aklıma geldi soruyu. Aynı hocam. Ben bir şiirle Arif Nihat Asya'nın bir sözüyle cevap vereyim mısrasıyla. Bak bizlere nazar oldu, cumamız pazar oldu, bize ne olduysa azar azar oldu. O kadar taviz verdi ki tavizler tavizi doğura doğura bu hale geldik. Kur'an dedik, sünnet dedik, olmaz dedik, şu oldu, bu oldu dedik. Ve öyle bir hale geldi ki artık Kur'an'la yetmez bu işe. Artık deistlik başladı. Allah bizi yaratmış, işimize karışmayacak. Kur'an da karışmasın deyiverdik yani. Öyle taviz tavizi doğru doğura bu hale geldik. Onun için kuntum hayra ümmetin uhricet linnas Allah-u Teala. Siz insanlar için linnas. İnsanlar için çıkmış en hayırlı ümmetsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Te'emurûne bil ma'ruf ve tenhevne anil munker. İyiliği emreder, kötülüğü men edersiniz. Vasat bir ümmetiz. Bu vesileyle değerli dostlar,
Yani vasat olan ümmeti Muhammed sadece kendi derdiyle yoğrulmamalı. Efendim, her koyun kendi bacağından asılır ama bir koyun kokmaya başladı mı bir memleket yaşanılmaz hale gelir. Onun için müminin derdiyle dertlenmeli. Allah Resulü bir vücudun üzüvleri olarak düşünür. Baş ağrırsa ta bütün uzuvlar iliklerine kadar hissediyorsa bunu iyi bilmek lazım. Onun için emanet olan şu Kur'an'a sahip çıkmak lazım. Reçeteden bahsettik. Evet. Biz o Kur'an'ı aldık, reçeteyi aldık. Hiç eczaneye gitmeden ve hiç kullanmadan çok hoşumuza gitti. Altından bir çerçeve hazırladık, yapıştırdık oraya. Evimizin en güzel yerine asıl veriyoruz ve artık başlıyoruz tedaviye. İşte niye iyileşmiyoruz, niye derdimize deva olmuyor? Haydi bize olsun da. Ama olmuyor. Niçin? Çünkü o çerçeveyi indirmen lazım. Götürüp eczaneye, efendim buna göre bana bir ilaç ver deyip ve doktorun tavsiyesine göre kullanmak lazım. Biz bugün Kur'an'ı kitapların iki kapak arasına bırakırsak, tozlu raflara, camiyi nakşeden aksesuar olarak kullanırsak, çocuklarımızın boynuna efendim muhafaza olarak sadece asarsak, gönüllerden çekip çıkarırsak, Kur'an'ın bir faydası olmayacak bize ve Allah muhafaza buyursun ahirete. İşte ümmetimden davacı olacağı bir husus budur değerli dostlar. Dikkat Allah muhafaza etsin. Allah gerçekten muhafaza bizim için büyük bir garabet olur. Bizim için büyük bir yıkım olur o anda. Allah Resulü'nün bizden davacı olması ve hele hele biz o Kur'an'a sahip çıkmamış isek vay o zaman bizim halimize harap evet, oluruz değil mi hocam? Peki şu anda bizlerin, daha doğrusu İslam ümmetinin, o şekilde söyleyelim, bu dönem için söylüyorum, Kur'an'a olan mesafesi nedir hocam? Çok mu uzağız? Evet. Hamdolsun şunu samimi olarak ifade edeyim. Küçüklüğüm buralarda geçti. Kur'an'ı ilk eğitimi şu arka tarafta aldım ben. Ve Arapçaya çok merakım vardı. Allah'ım ne olur. Yani şu Arap ülkelerinde sokakta yaşasaydım da bir Arapça bileydim. Yani Arapça bilmek benim için Kur'an'ı anlamak, İslamiyet'i yaşamaya bedel diye. Güzel. Zamanla anladım ki niçin şu İslam coğrafyası, Arap ülkeleri birbirine giriyor. Halbuki Kur'an'ı bizden daha çok iyi biliyorlar. Yani benimle normal sıradaki bir Arap vatandaşı getirsen Kur'an'dan daha çok bilgisi var. Kur'an'ı çok iyi anlıyorlar. Ana dili gibi konuşuyorlar. Ama demek ki Kur'an'ı sadece bilmek de yetmiyor. Bilmek de yetmiyor yani. Onu yaşamak lazım. Yaşanmadığı vakit o Kur'an vebal olarak kalıyor insana. Ve bundan dolayı şu an İslam alemi reçete olarak Kur'an'ı görmediğinden, hava ve heveslerinden, lükslerinden geri kalmadıklarından dolayı maalesef bürük pürçük oluyoruz. Kitaballahi vera'e zuhurim keennehum la yalamun. Daha önceki kavimler gibi Allah'ın kitabını omuzlarının arkasına attılar, unuttular ve unutulanlardan oluveriyoruz. Bir türlü ayağa kalkamıyoruz, şaha kalkamıyoruz. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Allah bizi Kur'an'ı okuyup yaşayan ve yaşatanlardan eylesin inşallah. Amin inşallah. Kırmadınız bizi hocam, bizi buraya kadar geldiniz, şeref verdiniz. Estağfurullah, ne demek. Allah razı olsun. Bize bu imkanı sunduklarınızdan dolayı herkese ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah Kur'an'ı hakkıyla anlayan, anlayıp yaşayanlardan eylesin inşallah. Allah-u Teala bizi Kur'an fakiri eylemesin, Kur'an yoksulu eylemesin diyelim inşallah. Amin. Daha Allah razı olsun inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenler, Diyarbakır Kayapınar ilçe vaizi Sayın Bahattin Geç hocam ile birlikte Kur'an-ı Kerim'i konuştuk ve yayınımız, iftar sevincimiz burada nihayete erdi. Tabi bitirmeden önce çok sevdiğimiz kardeşlerimiz ekran başında, özellikle Diyarbakır Et ve Süt Kurumu çalışanları ve özellikle Harun Bayram kardeşime ben buradan selam gönderiyorum kendisine. Kıymetli izleyenler, yarın farklı bir konu ve farklı bir konuk ile tekrar karşınızda olacağız. Ve muhtemelen yarın Diyarbakır Ulu Cami'de olacağız. Yayınımızı Ulu Cami'de gerçekleştireceğiz bir günlük için. Orayı da size göstereceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle diyoruz. Efendim, Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Hep mutlu kalın inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. لاب بینی دم و دور تاری درو ناهی مزگینی محمد تو شیر
gülabe bini dedem o devre tarih krona hivimiz gini krona hivimiz gini ne ilacı dermani şifaya her derdani ev hezani ve nezani her tüdekari ve helini bilo reyhanu beybun ve buhara teşhin bun ve barıken nimetem çun kullu kemad revini kullu kemad revini Muhammed o şirini ve kagla bebini dedem o devri tali krona hilmez gini Muhammed o şirini ve kagla bebini dedem o devri tali krona hilmez gini krona hilmez gini Hepo emini, tebbi aşko emini Muhammed o şirini, veka gülabı bini Dedem o devri tali, drona hivimiz gini Muhammed o şirini, veka gülabı bini Dedem o devri tali, drona hivimiz gini Drona hivimiz gini Aşkın ile aşkım var Yansın ya Resulallah Yansın ya Habiballah Aşkın ile aşkım var Yansın ya Resulallah Yansın ya Habiballah Hey! Hey! Seni seven kişi verir yoluna başı Verir yoluna başı İki cihan güneşi Sensin ya Resulallah Sensin ya Habiballah İki cihan güneşi Sensin ya Resulallah Sensin ya Habiballah Aşkın ile aşıklar Yansın ya Resulallah Yansın ya Habiballah Aşkın ile aşıklar Yansın ya Resulallah Yansın ya Habiballah İçi aşkın şarabı Kansın ya Resulallah Kansın ya Habiballah İçi aşkın şarabı Kansın ya Resulallah Kansın ya Habiballah